Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron Nimzowitch'in Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar bölümünün 34. çalışma videosuyla sizlerle birlikteyiz. 34. videomuzda diyagramlı oyun 39'u inceleyeceğiz. 39. diyagram oyunlarda beyazlarda İsveçli 3 amatör oyuncu varmış. Siyahlarda Aron Nimzowitch varmış. 1921 yılında oynanmış. Yani Aron Nimzowitch demiş ki siz üçünüz, ben tek. Bakalım bu oyun nasıl oynanmış, neler yapmışlar. Bu arada Nimzowitch bu oyun için diyor ki en beğendiğim oyunlardan bir tanesidir diyor özellikle. Düşünün Alekhine, Blackburn'le, ne bileyim Rubinstein'la bir sürü oyuncuyla, Marshall'la oynamış Nimzowitch. Ama bu 3 İsveçli amatörle oynadığı maç için benim en beğendiğim oyunlardan bir tanesidir diyor. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonuna tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Ve beyazlarda İsveçli İbrahimovic'in kankaları 3 tane amatör oyuncu ve siyahlarda Aron Nimzowitch var. Beyazlar E4 ile başlamış. At C6 cevabı gelmiş. D4'ten sonra ise D5, E5 sürüşünden sonra F6. Burada Nimzowitch diyor ki F4 oynansa çok daha doğru bir tercih olurdu diyor. Bunun yerine fil B5 oynanmış beyazlar tarafından. Fil F5 hamlesiyle ise at F3 ile cevap verilmiş. Vezir D7'den sonra C4 oynanmış ki genişletilmiş merkez piyon oynanıyor. Genellikle at C3'ten önce bu hamle yapılıyor ki bu C piyonda etkisiz kalmasın. Ve siyahların özellikle Nimzowitch'in uzun rok tertip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kısa rok için taşları pek de gelişebilecek durumda değil. Bu nedenden dolayı C hattında açılabilmesi için uzun rok sonrasında saldırı fırsatı elde edilmek için C4 sürücü gayet mantıklı oldu. Ve işte siyahlarda Nimzowitch'in en çarpıcı hamlesi geliyor. Fil çarpı B1. Arkadaşlar normalde fil çarpı B1 hamlesi kötü bir hamledir. Niçin kötü bir hamledir? Hiç gelişmemiş bir atla gelişmiş olan fili değiştik. İyi fille kötü atı değişmiş olduk. Normalde hiç yapmayacağımız bir hamledir. Ama Nimzowitch bu hamle için demiş ki D4 karesini, Allah Allah, D4 karesini siyah atı için kazanmak için bu hamleyi yaptım demiş. Ne alakası var? Ben böyle ekrana baktım, düşündüm. Oyundan sonra da bu at D4 karesine ya da diğer at D4 karesine hiç gelmiyor. Ama Nimzowitch açıklamasını bu şekilde yapmış. Biz de sustuk, hiçbir şey söylemiyoruz. Devam ediyoruz. Kare çarpı B1 hamlesinden sonra beklendiği gibi siyahlar uzun rok yapıyor. C çarpı D5, vezir çarpı D5 hamlesiyle birlikte C hattı artık beyazlar için yarı bir açık at oldu. Aynı zamanda file bir baskı var. Dikkat! Fil çarpı C6 kırışmalar. Vezir çarpı C6 hamlesinden sonra önce bir rok beyazlardan E6 piyon sürüşüyle atın da filin de gelişim karesi açılmış oldu. E7 karesi. Fil E3 hamlesinden sonra önce at E7. Vezir E2'den sonraki kaleler birbirleriyle bakıştırıldı. Bu kalelerden bir tanesi C1'e illaki gelecek. Ve şimdi hamle at D5. Nimzowitch bu hamleden sonra demiş ki oyun yaklaşık olarak eşittir. Niçin? Siyahların evet D5 atı gayet iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bunun karşılığında beyazların D4 piyonu geri kalmıştır. Geri kaldığı için zayıf bir piyondur. Eyvallah, ona bir şey diyeceğimiz yok. Beyazların ise C5 karesi beyazlar için iyidir. At için bir ileri karakol noktasıdır. Gayet güzeldir. Aynı zamanda E5 karesinin beyazlar tarafından ele geçirildiğini söylüyor. O da beyazların avantajı. Yani iki tarafında avantajları, dezavantajı bulunuyor demiş. Kale F'den C1 bu hamle gelecekti zaten ver vezire. Vezir D7 hamlesinden sonra tabii ki de illaki bir şah B8 hamlesi izleyeceğiz. Çünkü bu şah C hattında kalmamalı. Kale C4 oynanmış. Hem kale C4 ile D piyonunu korusun, hem de BA hatlarına geçiş yapabilirsin, hem de kale B'den C1 ile dublelensin şekilde düşünülmüş. Şah B8 oynadıktan sonra vezir D2 ilk öncelikle yapılan hamle. Vezir D2 hamlesinin de amacı ne olabilir? Bu vezir E2'deyken beyaz kareleri çok fazla değerlendiremiyordu ama şimdi değerlendirebilir. Aynı zamanda fille aynı siyah çaprazlara gidebildiği için fil aynı çapraza gidebilsin diye yapılmış bir hamle olabilir. Aynı zamanda D piyonunu da güçlendirmek için yapılmış olabilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Kale C8 oynanmış. Ona da at E1 ki at D3'ten ya da C2'den gelişebilir ama C2 pek tat vermez. Muhtemelen at D3'ten gelişecektir diye tahmin ediyoruz. Buna da fil E7 oynanmış. At D3 ki
C5 karesinin ileri karakol karesi olduğunu söylemiştik. At H'dan D8, siyahların da beyazların taşları olabilecek en güzel yerlerde arkadaşlar. Vezir C2 oynanmış. F5 sürüşünden sonrası burada beyazlar için Nimzowicz demiş ki B4 oynasaydı beyazlar muazzam olurdu. Bakalım oynamış mı? Hayır. Kale C1 oynamayı tercih etmiş ve Nimzowicz G5 oynamış. Arkadaşlar şöyle düşünün. Siyahlar şu anda bir atak yiyorlar mı şartlarından? Evet. Ama Nimzowicz diyor ki bu saldırı, beyazların bu saldırısı sonucunda bir şey çıkmayacak. Ben her türlü savunurum. O zaman ben ne yapayım? Biraz daha rakibin şartlarında piyon sürüşleriyle hat açmaya çalışayım. Ve eğer rakibim bu hat açmama izin verirse oradan götüreyim maçı diye düşünmüş. Ama yine de Nimzowicz diyor ki hem diyor yeterince merkez güvenli olmadığı için siyahların konumunun yeterince güvenli olmamasından dolayı hem de beyazların halihazırda saldırı durumunda olmasından dolayı bu şah kanadı hücumu aslında sonuç vermemesi lazım. Ama beyazın hamlelerine sonuç veriyor arkadaşlar. At C5 oynamış, ileri karakol atı kendisine yer bulmuş. Fil çarpı C5 ki o at çok değerli bir at. Kale çarpı C5'ten sonra ise kale G8. Elbette ki G4 sürüşleri var. Vezir hemen E2'ye geliyor. Hem saldırı hem savunma veziri olma özelliğine sahip. Burada enteresan bir hamle H5. Arkadaşlar burada Nimzowicz diyor ki beyazın H5'i alması ölümcül sonuçlara neden olur. H5'i alırsa eğer önce bir G4 sürerim. Sonra da kale H8 ile birlikte veziri isterim. Hem de H2'ye bakarım diyor Nimzowicz. Fil D2 oynamış beyazlar. H4 sürüşü şimdi gelmiş. A4 beyazlar çok geç kaldı. Çok geç kaldı. G4 sürüşünden sonra A5 geliyor. O piyonun önünün mutlaka kesilmesi lazım. A6 ile kesiliyor. B4. B4'ten sonra fikir tabii ki de B5 sürmek. Bu engellenebilir. C6 piyon sürüşüyle siyahlar bu B5 sürüşünü engellemekte. Kale B1 hamlesinden sonra ise vezir F7. Vezir de artık şah kanadı hücumuna dahil olacak siyahların. Ve kale B3. Kale B3 hamlesini Nimzowicz çok beğeniyor. Kale B3 hamlesi de kale. B3 kalesi hem saldırıda hem de savunmada olmuş oluyor. İdeal bir konumdaymış. F4 piyon sürüşüyle siyahlar iyiden iyiye geldi artık. Vezir E4 hamlesinden sonra F3. Burada tabii ki de G çarpı F3 çok hatalı arkadaşlar. Bunu söylemeye gerek yok. G çarpı F3 alınırsa neler oluyor, neler başına geliyor bakalım. G çarpı F3 şah, şah F1'e gidince de kale C'den F8'e geliyormuş. Ve siyahlar burada çok sağlam bir atak fırsatı elde ediyormuş. Kalenin G'lere kadar inme imkanı bulunmakta. O nedenden dolayı çok sakat oluyormuş. O yüzden zaten biz almazdık G çarpı F3 zaten de. Burada kale C1 oynamış beyazlar. Kale C1 hamlesinden sonra F çarpı G2. Şah çarpı G2'den sonra ise kale C'den F8 direkt F2'yi istiyor. Buna da kale F1 geldikten sonra hamleye dikkat. G3 hamlesi güzel bir hamle. Burada tabii ki de F çarpı G3 yapılamaz. Çünkü vezir kareyi direkt alır sıkıntı. O yüzden H çarpı G3 ve H çarpı G3 hamlesinden sonra yine söyleyebiliriz arkadaşlar. F çarpı G3 alınması durumunda neler olacağını zaten vezir kareyi alıyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama Nimzowicz diyor ki kare çarpı G3 hamlesi de çok hatalı bir hamledir. E zaten hatalı çünkü kare çarpı G3 hamlesinden sonra kare çarpı G3 yine piyonla alınamıyor, şahla alınacak. Bu sefer şah kabak çiçeği gibi ortalıklarda açılmış vaziyette olacağı için çok sakat bir pozisyonda olacağını söylüyor Nimzowicz. O yüzden burada F4 sürüşü en ideal sürüştür. Evet G3 piyonu geçer halini almıştır. Ama ve lakin alınması durumunda bu piyonun engellenmesi durumunda daha büyük felaketlerle karşılaşacaktı. Beyazlar at E7 ile bize önce F5'e daha sonra da piyonu korumaya gelecek. Çünkü beyazlar fil E1 ile bu piyonu isteyecekler. Bunu öngörüyor Nimzowicz. Fil E1 ver piyonu, at F5 vermem piyonu ve kale H1 hamlesinden sonra ise şimdi hamle kale G4. Kale G4 için Nimzowicz güzel bir hamle diyor. Niçin? Hem baktığımız zaman F4 piyonu açmaz almış oldu vezir açmazına. Hem de diğer kale icabında F'den G8'e getirerek dublelebilir. Ya da hiç bilemedi çok canı sıkıldı. Kale H4 oynar. Atı buradan geliştirir. Kırışmalar neticesinde. Fil çarpı G3 alınmış. İşte burada Nimzowicz'in hamlesi. Normalde atla alınabilir mi? Alınabilir. Bir kırışma olur. Bir piyon kaybetti sadece. Ama diyor ki hayır. Vezir G6 ile birlikte açmazdaki file baskı yapıyorum diyor. Vezir E1 ile birlikte bu piyon korunduktan sonra ise Nimzowicz atla bu fili alacak. Ama Nimzowicz bu hamleyi eleştirmiş. Kendi hamlesini eleştirmiş. Demiş ki burada daha devrimsel, daha böyle fedalı medalı hamleler düşünülebilirdi. Hesaplanabilirdi. Evet, at çarpı G3 de bir kazançtır. Ona bir şey demiyorum. Ama yine de daha güzel bir hamle hesaplanabilirdi.
videoyu durdurup siyahlar için çok daha güzel bir hamle bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim ilk aklıma gelen, ne kadar doğru ne kadar yanlış daha henüz hesaplamadım ama ilk önce kale çarpı F4 göze çarpıyor. Fil alamıyor çünkü vezir açmasında olduğu için. Ama Nimzowitsch demiş ki burada kırışmalar neticesinde burada 4. yatayda bulunan beyaz piyonlar çok zayıf olduğu için rahatlıkla ben alabilirim o piyonları diye direkt aldım. Direkt kazanç var demiş ve at çarpı G3'ünü oynamış. Kale çarpı G3'ten sonra ise kale F'den F4 çarpı, daha doğrusu kale F çarpı F4 bir piyon alınıyor ve artık bu piyonlar da toplanacak. Tabi bu piyon alınınca E5 piyonu da boşta kalmış olacak. Kale H3 oynanmış, kale çarpı D4 bir piyon daha gitti. Vezir F2 hamlesinden sonra kale çarpı G3 şah, kale çarpı G3 hamlesinden sonra ise vezir E4 şah, güzel bir hamle. Ve şah H2 hamlesinden sonra vezir çarpı E5 kale açmazda, şah G2 kale açmazdan kurtulunca da işte oyunun en muhteşem hamlesi geliyor. Vezir D5. Vezir D5 şah. Arkadaşlar arasında veziri kapatabiliyor. Arasında kaleyi kapatabiliyor. Şahı F1 oynayabiliyor. Şahı G1 oynayabiliyor. Şahı H2 oynayabiliyor. Şahı H3 oynayabiliyor. Ama size bir haberim var. Şu anda şah nereye oynarsa oynasın ya da arasında ne kapatarsa kapatsın hata. Şah H2'ye mi oynadı? Şah H2 arkadaşlar doğrudan doğruya kale D2 var. Vezir açmaza düşmüştür. Geri aldı. Başka ne oynasın? Şah G1 mi oynadı? Ona kale D1 şah. Eğer şah H2'ye kaçarsa vezir H1 mat var zaten. Yok hayır, veziri arası kapatırsa zaten vezir gitti. O da olmaz. Başka kale F3 kapatsın. O da kötü. Ona da kale D2 yine vezir açması var. Geri aldım. Başka vezir F3 kapatsın. Ona da direkt kırışıyor. Kırıştıktan sonra hop piyon alıyor. İki tane geçer var. Bir tane de geçer adayı var. Aslanlar gibi yine oyunu kazanmıştır beyazlar. Yani ne oynarsa oynasın artık kazanç bir saatten sonra. Şah F1 oynarsa da kale D1 şah, şah E2'ye de kale D2 ver şahı, ver vezir şeklinde bir hamle var. Yani her türlü şu vezir D5 hamlesinden sonra beyazlar ne yaparsa yapsın oyun tamamıyla siyahlarındır. Aron Nimzowitsch bu oyunu kazanmıştır. 34. videomuzun sonuna geldik. Bu 34. videomuzda 39. diyagramlı oyunu inceledik. İsveçli 3 amatör karşısında Aron Nimzowitsch vardı ve bu maçı Nimzowitsch bizim için bu şekilde analiz etmiş oldu. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.